Hayırlı günler değerli izleyenler. Şimdi ne yapmalı programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün de sorularınızı, sorunlarınızı, merak ettiklerinizi aile danışmanı ve psikolog Özgül Piyade hocamızla birlikte değerlendireceğiz. Size çözümler sunmaya çalışacağız. Bizi arayabilirsiniz. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 294-4294. Bize Facebook üzerinden veya mail yoluyla da ulaşabilir, sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün de çok farklı konularda sorularımız var. Evet. En çok da aslında evlilik sıkıntılarıyla ilgili sorular geliyor. Onlardan biriyle başlamak istiyorum. Çünkü izleyicilerimizde de geniş bir kitleye onların sorunlarına da aslında bu vesilelerle cevap vermiş oluyoruz. Merve Hanım'ın bir sorusu var. Şöyle diyor. Ben kardeşimin sıkıntısından bahsedeceğim. Kendisi 8 yıllık evli, 24 yaşında, 6 ve 3 yaşında iki evladı var. Eşi 34 yaşında. Evlendiklerinden beri mutsuzlar, iletişimi beceremiyorlar. Eşi çok çabuk sinirleniyor ve çok ilgisiz. Kardeşim artık bu ilgisizliği kaldıramıyor. Eşi gece gündüz çalışıyor. Sıfır sosyal hayat. Kardeşimin sosyalleşmesine de müsaade etmiyor. Ailesi sürekli her şeye karışıyor. Ki çok karşılaştığımız bir durum. Kardeşim şu an annemlerde bir aydır ve hiçbir adım atılmadı karşı taraftan. Babamlar evine dönmesini istiyor. Bu iş nasıl çözülür? Kardeşim dönmek istemiyor demiş Merve Hanım. Bu arada psikoloğa gittiler. Enişteme ilaç verilmiş diye de bir not düşmüş. Ne tavsiye edersiniz? Yine bir geçimsiz aile durumu, yine bir terk etme ailenin evine, babanın evine dönme durumu. Bu iş nasıl çözülür? Evet, şimdi çocuğun yaşına baktığımız zaman kızımızın 17 yaşında evlendiğini düşünüyorum. Ona 6 yaşında çünkü bir çocuğum var. 18 yaşında anne olduğunu düşünürsek şimdi 24 yaşında. Aslında çok erken bir evlilik zamanımıza ve günümüze göre erken bir evlilik gibi gözüküyor. Bu da hanımefendinin hayatında kendi beklentilerini evlilikte bulacağını düşünerek evlendiğini düşünüyoruz. Beyefendi gece gündüz çok çalıştığını, sosyal hayatının olmadığını, böyle bir durumun olduğunu söylemiş kızımız. Ama buradaki nokta şu, ablasını ya da kardeşini aldılar, annesi gidin evine geldi, iki tane de çocuk var. Bu böyle bir çözüm olmuyor o noktada. Biz evliliklerdeki problemleri çözebilmek için kızların bir problem olduğunda annelerin evlerine gitmeleri de doğru bir hareket değil. Burada o konuda anne babalara da sesleniyorum. Yani kızınızda bir sıkıntı var. Hadi gel kızım bizim evimize, sonra benim evimde durayım ilk bir 4-5 gün, öfkelenelim, konuşalım, kızalım. Karşı tarafı suçlu görelim. Ondan sonra da beyefendi gelsin bizi alsın, tekrar götürsün diye bekliyoruz. Bu bir çözümsel nokta değil ki. Hı hı. Aslında burada psikoloğa da gitmişler çözmek için. Ama burada bir suçlama durumu var. Nedir suçlama? Eniştesinde vakit ayıramadığını, çok çalıştığını söylüyor ve sosyal hayatın olmadığını söylüyor. Şimdi burada acaba beyefendinin para konusunda sıkıntısı mı var? Çok mu çalışması gerekiyor? İşte iki tane çocuk var, evlilik durumu nedir? Hanımefendi çalışmadığı için evdeki maddi ihtiyaçları karşılayabilmek için beyefendi çok mu çalışmak zorunda? Hı hı. Veya çalıştıktan sonraki boş gününde hanımefendi 5 gün, 6 gün evde oturduğu için çocuklarla ilgilendiğinden dolayı bir 7. gün dışarı çıkıp gezmek istiyor olabilir. Belki beyefendi çok yorgun olduğu için gezmek istemiyordur veya para harcamak istemiyordur ya da parası yoktur, orayı bilmiyoruz. İşte ailelerin karışması derken oğlanın ailesinin karışması da belki gelip eve müdahale ediyorlardı ama kızın ailesi de kızını alıp eve götürüyor. Yani bir kavga veya bir problem durumda ama bir şiddetten söz edilmemiş. Evet. O yüzden de aslında o babasının evinde olan kızımızın şunu düşünmesi lazım. Yani ben 24 yaşındayım. Bulunduğum şartlara göre bu evliliği yürütmeliyim. Yoksa hayalinizde çok farklı şeyler olabilir. Beklentileriniz yüksek olabilir. Ama ben bulunduğum yerde eşim ahlaklı ve namuslu olarak eve geliyorsa, bize yani ben ihtiyaçlarımızı karşılıyorsa, belki beyefendi sadece fiziksel ihtiyaçları karşılayabiliyordur. Maddi ihtiyaçları karşılıyordur. Eve geldiğinde belki çok yorgundur, çocuklarına vakit ayıramıyordur. İhtiyaçları karşılıyorsa ben bu iki çocuklarımla daha nasıl ilgilenebilirim? Onların hayatıyla neler yapabilirim diye düşünmesi gerekir. Bunu düşünememesinin altına yatan nokta da çok genç yaşta anne olması ve evlilikten çevredeki insanlara baktığında işte hafta sonu sürekli alışveriş merkezlerine gidenler, sinemaya gidenler, gezmeye gidenler, para harcayanlar, sohbet gruplarına gidenler, arkadaş toplantılarına gidenler, buna baktığında kendisinde olmayan şeyi yokluk olarak gördüğü için bunu problem olarak yapıyordur. Beyefendi de belki diyordur ki işte ben ancak parayı yetiştiriyorum, ancak çalışarak para getirebiliyorum deyip diğer ihtiyaçları göz ardı ediyordur. Burada tabii beyefendi
parayla beraber bunu yaparken aslında bakın para evliliği de bir arada tutmamış. Bunu düşünürken doğru. Yine haftada bir gün, 10 günde bir gün ya da ne bileyim işte 7-8 günde bir gün beraber işte dışarı bir yere gitmek, bir alışveriş yapmak, belki işte bir dinlenme amacıyla dışarıda bir yerde oturmak, sohbet etmek ya da yürüyüş yapmak ya da evde bir çocukları beraber film izlemek, kitap okumak ya da sohbet etmek gibi eşinin ve çocuklarının diğer ihtiyaçlarını da doyurmak anlamında biraz daha dikkatli olsa aslında bu sorun çıkmayacaktı. İlaçla çözülecek bir nokta yok ki yani. Beyefendinin eşini düşünmesi için, çocuklarına vakit ayırabilmesi için ya da sosyal hayatın içine girebilmesi için ilaç çözmez ki bu noktayı. Burada oturup konuşmak lazım. Büyükler alacaklar kızı, bize soru soran hanımefendinin annesi babası. Oğlanın yanına gidecekler, diyecekler ki bakın gelin yavrum şartlarınız nelerdir? Hangi problemler var? Kızına da söyleyecek. Sen hani bu şartların içinde sıkıntı olarak yani hani seni açıkta bırakmıyor, aç bırakmıyor, sıkıntı vermiyor, aldatmıyor, yanlış bir alışkanlığı yok. Tamam bunlar şükredilecek şeyler. Ama eksikleri de belki bir zamanla çocuklar büyüdükten sonra belki bir yıl sonra, iki yıl sonra belki istediği şeyler daha rahat karşılanabilir. Ama şimdi var olana sabretmesi ve şükretmesi gerekiyor. Biz de birazcık onu kaybettik. Hı hı. Yani biraz daha tüketmek, biraz daha çok harcamak, sanki çok gezmek, sürekli bir yerlere gitmek ihtiyaçmış gibi algılandığı için. Halbuki ev ziyaretlerine gitmek asıl önemli olan nokta. Hı hı. Çocuklara akraba ziyaretini öğretmek asıl olan nokta, belki sohbet gruplarına gitmek. İki tane de küçük çocuğu var. Kendi sosyal yaşantısını planlaması kolay değil hanımefendinin. Biri sanırım 2-4 yaşında, biri 6 yaşındaydı. 1-6-1-3 yaşında. Küçük hocam. Yani bir yere gitmesi mümkün değil. Hanımefendi de evde sıkılıyordur, bunalıyordur. Şöyle düşünmesi lazım. Benim sıkılacak zamanım var mı acaba? Ya burada da şöyle sanki anne olmak, eş olmak, evde yemek yapmak, temizlik yapmak, çocukların eğitimiyle ilgilenmek sanki negatif bir durummuş gibi de algılanıyor. Şimdi görevimiz bu. Biz hepimizin hayatının belli bölümlerinde birçok hayatımızın dış dünyasını sıfırlayarak sadece çocuklarımıza, evimize zaman ayırdık. Ama öyle bir dönem geliyor ki artık sorumluluklarınızı taşıdıklarınız, kendi hayatlarını planlayınca kendinize zaman ayırabiliyorsunuz. Hı hı. İşte sabah çocuklarıma kahvaltı hazırlayayım, eşime kahvaltı hazırlayayım, onların dersleriyle ilgileneyim, küçük çocuğun zihinsel faaliyetler için neler yapmam gerekiyor onu yapayım. Gerekirse bir parka çıkarayım çocuğum. Diğer 6 yaşındaki okula gidiyorsa acaba neler yapmam gerekiyor? Manevi eğitimler nedir? Burada biraz da kızlarımızın evliliği eğlenme, gezme ya da dolaşma olarak algılamaktan ziyade bir sorumluluk olduğunu, orada bir insan yetiştirdiğimizi ve maddi manevi de fedakarlık yapmak gerektiğini de bilmesi gerekiyor. Yani burada kızımızın ailesinin delikanlıyı alıp eksikler neyse düşünüp ama kızımıza da bu süreci kabullenmesini sağlamaları gerekiyor. Evet, burada aileler destek olma refleksiyle bazen hareket edebiliyorlar. İki tarafta işte erkek tarafı diyor ki ya anlaşamıyorsan işte ayrılırsın. Kız tarafı diyor ki dön gel evine bak bizim kapımız açık vesaire. Yani bunlar sanki o evlada sahip çıkma gibi o reflekslerle yapılan davranışlar ama evlilik bütünlüğünü sürdürmeye yönelik aslında hep çözümsel bakmak gerekir diyorsunuz. Yani bir takım sıkıntılar her evlilikte, her ilişkide aslında yaşanıyor. Çözüme yönelik bir tavır olmuyor. Yanlış niye bir ama tavır neden biliyor musunuz burada? Neden ama? Çünkü bu iki tane, burası için belki söylemiyorum ama genel anlamda. İki tane yetişkin evlilik kurumunu kuruyorlar, iki çocuk sahibi oluyorlar farz edelim. Bunları yetiştiren anne babalar... Eğer çocuklarını eve çağırıyorlarsa ve bitirmelerini istiyorlarsa çözüm üretmek yerine o zaman zaten bu çocukları sağlıklı yetiştiremediği için bunun arkasından da bu anne babalardan farklı düşünce bekleyemeyiz ki. Hı hı. Eğer daha sağlıklı, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmiş olsaydı benim tabii bazen konuştuklarım sert gelebilir, ters gelebilir ama gerçek bu. Yani biz pışpışlamakla uğraşmak zorunda değiliz. Gerçeği konuşmak zorundayız. Hı hı. Üzerini örtemezsiniz bu noktaları. Ondan daha ağır şeyler çıkar ortaya. Burada kızımıza annesi babası yavrum eşin kazanıyor, eve getiriyor. Bir ahlakı zafiyeti yok. Sen çocuklarınla ilgili akşam eşin geldiği zaman bir vakit varsa onu ayırarak değerlendir dese delikanlı ya da bu gençtir. Yaşı biraz daha küçük. Hani belki evlilikte birçok şey yaşamak istiyor. Çevresindeki insanlardan etkileniyor. Azıcık da sen bunu arada bir çocukları bize koyun bir gezmeye gidin. Bir yere dolaşmaya gidin. Biraz yürüyüşe gidin gibi çok maddi bir külfet getirmeyen bazı şeyleri paylaşmasını sağlasa. Erkek tarafının ailesi bunu demesi lazım. Yavrum bu yaşı küçük.
İki tane çocuk evde bunalıyordur. Sen dışta çok çalışıyorsun, yoruluyorsun ama parayı getiriyorsun ama hani bu da gençtir, ihtiyacı vardır. Azıcık bir arada bir götür getir, çocukları bize bırakın. Bir akşam bir sinemaya gidin gibi, yani böyle bir kapı açmamız gerekirken sen kızını al, ben oğlumu alayım. Hı hı. Ama işte bu yetiştirilen, bu ortamda yetişen çocuklar zaten böyle oluyor. Biz onların anne babalarını da çok sorumluluk sahibi olarak görmüyoruz o noktada. Yani evine alayım getireyim ki, hele kız çocuklarının annelerinde bu nokta çok fazla. Kızım çek, hiç çekme, çık gel. Niye? Çünkü bu bizim yaşımızda olan, benim neslim olan anneler ya da biraz daha büyük olanlar kendileri böyle çok kendi ekonomik özgürlükleri olmadığı için birçok sıkıntıları katlandıklarından dolayı ben katlandım yavrum sen katlanma. Sanki onu iyi bir şeymiş gibi algılıyorlar. Halbuki düşünmeleri lazım. Ben başka bir çocuğun sorumluluğunu alıyorum. Yani orada evlatlar ortada kalıyor. Evet. Hani çok ciddi travmatik durumlar olur da siz bunu yapabilirsiniz. Bir problem oldu, çık gel küs gel. Okulda bir problem olduğu zaman eve mi çağırıyorsunuz? Hı hı. Gidiyorsunuz onu okulda çözmeye çalışıyorsunuz o noktada. Yani burada anne babaların kız çocuklarına ben kapım açık, desteğim var demesinin altında tabii ki bu olacak. Ama bu hangi sorunda kapının açılması gerekiyor, bunu iyi ayarlamak lazım. O yüzden aileler... aile olamayan çocukları için bölücü değil de daha toparlayıcı olmaları gerekir. Toparlayıcı olmak da kendi evladına değil de karşıdakini düşünmek. Mesela delikanlının annesi gelinini düşünmesi lazım. Kızımızın annesi de damadını düşünmesi lazım. Karşılıklı bir çatışmaya girmemeleri lazım. Maalesef işte nasıl ki meslek sahibi olmakta. Ya ben doktor olamadım, sen doktor ol diye çocuğunu belki işte hiç alakası olmayan bir mesleğe yönlendiriyorsa bizler de zamanında belki işte ezilmişlik olarak değerlendiriyor. Ben çok sesimi çıkaramadım, sen sesini çıkar. Ben çok hakkımı kullanamadım, sen hakkını kullan gibi asi, isyankar ama evlilik meselesini yürütemeyen insandan yetiştiriyorlar maalesef. Evet, burada da ara bulucu tavrını göstermek gerekiyor. İnşallah bir an önce sorunlar hallolur, bu evlilik kurtulur İnşallah. Diyelim, dualarımızı gönderelim. Diğer sorumuzla devam edelim. Yine aile içi sıkıntılarla ilgili bir soru. Şöyle demiş izleyicimiz, 4,5 yıllık evliyim. Mutluluğumuz eşimin ailesiyle görüşmeme bağlı. Bir hafta gitmemişsem olay çıkıyor. Yeni yaşadığımız bir olayla konuyu anlayabilirsiniz. Ailesiyle beraber bir umre yolculuğumuz oldu. Geldikten sonra 2 gün oradaydık, görüştük. Ama 20 gündür misafir yoğunluğundan gidemedim ve çağıramadım. Eşime arayayım, bir şeyler hazırlayayım, gelsinler dedim. Gerek yok, 20 gün aramadın, çağırma diyor. Artık o kadar yoruldum ki nasıl davranacağımı bilemiyorum. Çok zor idare edilen bir annesi var. Bana özel değil, karakteri böyle. Çok idare ediyorum ama hiç teşekkür görmüyorum eşimden. Ufak bir yorum yapacak olsam o kadar köpürüyor ki beni silip atıyor. Geçimsizsin diyor. Tekrar bir iyi niyet gösteriyorum. Olmuyor da olmuyor yazmış. İzleyicimiz kayınvalide ile görüşme sıklığı ile ilgili bir problem. Nasıl yorumlarsınız hocam? Buradaki noktada aslında delikanlının annesinin bu kadar sorun olduğunu biliyorum, onu bilmiyoruz. Yani burada ben işte bunları çağırırken gelsinler veya gitsinler derken gelip gidilmediğinde acaba bu evde bu kadar problem olduğunu bildiğini kayınvalide düşünmüyorum. Kayınvalide cenahında mı? Evet, zannetmiyorum. Acaba bilse bu noktada şöyle düşünür mutlaka. Yavrum bana gelip gitmeniz tabii ki önemli ama sizin huzurunuz daha önemli deyip bunu sorun etmemesi gerekiyor. Ama burada erkek olarak ben işte anneme götürebiliyorum seni ya da annemi göreceğiz, her hafta annemi ziyaret edeceğiz gibi noktayı bir erkeklik olarak algılayan erkekler ve bunu sanki iyi bir şeymiş gibi değerlendirenler maalesef kendi evliliklerine zarar verdiklerini göremiyorlar. Burada her hafta niye gitsin annesi, ne yapacak yani, niye gidersiniz yani, kendi eviniz var. İşiniz var, sosyal hayatınız var. Her hafta acaba o delikanlı bekarken, üniversitede okurken her hafta annesini görüyor muydu burada? Yani niye böyle bir derdimiz var? Niye her hafta ben kızın annesini görüyorum? Her hafta niye benim oğlum beni görsün? Yani böyle bir derdinin olmaması lazım. Siz de bir 20-30 yıllık bir hayat yaşadı. Bundan sonra eşidir onun hayatında olan nokta. Ama tabii ki sosyal ilişkilerde bir saygı çerçevesi vardır. Bir ihtiyaç durumu vardır. Yani sizin evinize misafir geldiği zaman kabul
kabul edersiniz, davete icabet edersiniz ya da bir ihtiyacı vardır annenizin babanızın, o ihtiyacı giderirsiniz. Ama bir kural yok ki bu. Yani her hafta oraya gidilecek, her hafta çağrılacak. Umre'den gelmişsiniz. 2 gün zaten beraber olmuşsunuz. 20 günde zaten hanımefendinin evinde ağırlanacak misafirler var. Niye illa kayınvalidesine gitmesi gerekiyor? Tabii burada kızımızın bunu eşine anlatması mümkün değil. Çünkü delikanlının bunu annesinden duyması gerekiyor. Hmm. Neden yani böyle düşünüyor beyefendi? Bunun çünkü, altında nasıl bir şey var? Çünkü annesini mutlu etme duygusu var. Yani bağımsızlaşamama gibi bir süreç. Tabii yani var. Şimdi evlilik oluyor. Farz edelim kızlar evleniyor, erkekler evleniyorlar. Ben illa annemin yanında duracağım ya da annemi göreceğim. Yani o zaman niye evleniyorsun? Bir birey değilsin ki o zaman sen. Evlilik demek senin artık bir birey olduğunu, ki kanun da sana bu yetkiyi veriyor. Artık özgürleştiğini söylüyor. İşte okula gidince farz edelim ki ya da iş hayatında olunca hastanede çalıştığınızı düşünün. Ben hastaneye gitmiyorum, annemi göreceğim diyor musunuz? Hmm. Yani burada o yeterlilikler olmadığı zaman anne babalar da kendilerine bağımlı bireyler yetiştirmeyi değerli bir şey zannediyorlar. Yani aman oğlum beni çok düşünüyor, kızım beni çok düşünüyor. Kızım benden ayrı kalamaz, oğlum benden ayrı kalamaz. Sanki bu çok artı bir şeymiş gibi. Halbuki bir birey yetiştiremiyorsunuz. Kendi hayatına karar veren ama doğru kararları veren olması lazım. Burada saygı duymak lazım gençlerin fikirlerine, düşüncelerine. Ama buradaki nokta anne her hafta geldiğinde sorması lazım. Yani belki sorsa da ayıp olacak belki ama oğluna sorması lazım. Yavrum her hafta geliyorsunuz acaba hani eşim bu konuda bir sıkıntı çıkarıyor mu? Belki delikanlı da erkeklik yapıyordur, çıkarmıyor gibi söylüyordur. O yüzden de anne babaların niyetleri, evliliklerinin yürümesi olsa zaten doğru davranırlar. Ama anne babaların niyetleri çocuklar evlendiği zaman bile bana tabi olsun, bana hizmet etsin, benim yanımda dursun, ben her gün kızımı göreyim, her gün oğlumu göreyim. O zaman evlendirme, otursun evinde. Bağımlı anne babalardan da bahsedebiliriz. Tabii. Yani burada bağımlı anne baba şöyle bir nokta var. Aslında bağımlılıktan değil bu, yönetmekten. Hı. Kızım benim sözümü dinliyor. Damadım benim sözümü dinliyor. Oğlum benim sözümü dinliyor. Gelin benim sözümü dinliyor. Sizin sözünüzü dinlemek tabii ki. Bir rekabet durumu mu söz konusu? Tabii hem rekabet. Yani gelinin değil benim sözümü dinliyor gibi. Orada bir kadınlar arası bir mücadele de ortaya çıkıyor galiba. Orada neden? Erkekler de çok zorlanıyor bu süreçten gerçekten. Ama bunu anlayan biri annesi, erkek su. Biri eşi yani hangi birisini dinleyecek gibi bir pozisyon da oluyor tabii galiba. Tabii annesine ama bunu anlayan erkek idare edebiliyor ama bunu anlamayan erkek evliliğini yıkıyor. Halbuki anne hayatınızda bir sevgidir. Eş de bir sevgidir. Hı hı. Şimdi anne veya baba, anneye duyulan sevgi başkadır, eşe duyulan sevgi başkadır. Farz edin ki sizin evladınız annesini çok seviyorsa, eşini de çok seviyorsa bir kıyas olamaz o noktada. Çünkü o sevgi farklı bir sevgi, yeri adı başka, diğerinin sevgisi başka. 5 evladınız olur, hepsini farklı farklı seversiniz. Bunun bir terazisi yoktur. O yüzden de farz edin ki delikanlının annesini çok sevdiği zaman kadının onu kıskanması aslında orada kendi yetersizliğiyle alakalı bir noktadır. Ya da hanımefendinin, kayınvalidenin oğlum bana tabi olsun düşüncesi hanımefendinin eşiyle olan problemlerinden dolayı yönetme arzusundan kaynaklanıyor. Dikkat ederseniz hep şunu görüyoruz. Eğer siz sağlıklı bir birey değilseniz, henüz daha kişiliğiniz tam yerine oturmamışsa, yaşınız ve konumunuz ne olursa olsun, yetiştirdiğiniz insanlar veya sorumluluklarınız sizin mutlaka aksayarak ortaya çıkıyor. O yüzden de bu kızımızın ne anlatırsa anlatsın eşine bir noktada bir şey anlatamayacak. Ama şunu yapması lazım. Kendisi için doğru neyse onu yapacak. Diyecek ki ben gitmek istemiyorum. Sorun da çıksa gitmek istemeyecek. Ama burada şu var. Eğer gerçekten şöyle de var ama. Ben hiç annene gitmek istemiyorum, eve misafir davet etmek istemiyorum diyenler var. Onları zaten kabul etmiyoruz. Ya zaten yanlış. Ama burada bunu bir prosedür üzerine oturtmak, bir kuralmış gibi gitmek, gitmediği zaman bir sıkıntı çıktığında. Şimdi anne soruyordur belki normal olarak. Yavrum niye gelmediniz diyordur. Hı. Ama anne de sormamalı bu konuda. Zaten gelecekse gelmesi gerekir onların. Orada da düşünmesi lazım. Yüz ifadesinden anlaması lazım. Annelerin birazcık yaptıkları davranışların bu evliliğe zarar verip vermediklerini düşünmeleri gerekiyor. Bütün evlilikleri yıkanlar annedir. Erkekler yıkmaz evliliği. Yani çok nadirdir. Belki 1000 tane de bir tane zor çıkabilir. Çünkü erkekler
diğer bir erkekle rekabet etmezler. Ama kadınlar... Karışmazlar yani. Karışmazlar ama kadınlar rekabet gelinmişse ederler. Gelinmişse gelinmiştir, gidilecekse gidilecektir gibi. Yani erkeklerin daha şimdi, fıtri bir tavırları var ama kadınlarda bir mücadele benim var. Benim evladım benimle 30 yıl yaşamış, geri kalan 30 yılında eşimle yaşasın. Yani benim yanımda ne işi var onun? Hı-hı. Her akşam bana gelmesi bir kere hastalıklı olduğunu gösterir. Hı-hı. Ya yavrum ne işin var benim evimde derim. Yani senin eşin var. Ama bir ihtiyaç olur gidersiniz. Bir hani komşunuzu da görürsünüz, merhabalaşırsınız. Arkadaşınızla da haftada bir gidersiniz. Ama uygun şartlardadır. Prosedürleri yoktur bunun illa. Yani 7. gün gidilmediği zaman böyle bir kural olacak. Delikanlı niye küsüyorsunuz? 20 gün anneme gitme. Ya olabilir. Ya yani burada niye problem çıkarıyorsunuz? Çok haklı bir gerekçe var yani ortada. Olmasa bile olabilir var. Yani gidilmemiştir. O da bir aile artık, bir ev o noktada. Burada ne oluyorsun? Sevgi olmuyor aslında. Gerçekten samimiyet olmuyor. Doğru. Samimiyette insanlar plan yapmazlar, program yapmazlar. Biraz daha masumdur duygular burada. Hı hı. Burada bir plan var, kural var. Ha, gelmedi ya da gitmedi. Benim ilk hayata atıldığım dönemlerimde bazı arkadaşlarım vardı. Çeteli tutuyorlar. 3 kere geldin, 4. sizin gelmeniz gerekiyor. Allah. Yani arkadaşlık, samimiyet dediniz. Ben belki 10 kere bana gelirsin, ben hiç gelmem. Belki 100 kere ben sana gelirim, sen bana hiç gelmezsin. Arkadaşlıkla böyle bir çeteli olur mu? O zaman samimiyet ortadan Doğru. kalkıyor. Burada da gerçek sevgi, eğer gerçekten anne olarak kabul ediyorsa ya da gerçekten kayınvalidesini onu kızı olarak kabul ediyorsa zaten bir samimiyet vardır. Paylaşımda bir art niyet yoktur. Plan program yoktur. İşte bunlar hep geleneksel yapının maalesef eserleri. Toplumumuzda bizim o kadar çok geleneksel yapı var ki bunu yaptı olmadı, bunu yaptı olmadı. 3 gün geldi, 5 gün geldi. Komşular sorar neden gelmedi oğlum, niye gelmedi kızın? Soracaklardır. Komşuya mahcup olmaması lazım. O yüzden de bizim hayatımızda ne kadar inanırsanız inanın bu inancın ahlaki değerleri yerleşmediği sürece daha çok boşanmalar, daha çok travmalar ortaya çıkacaktır. Anne babalar da şunu bilmeleri gerekiyor. Belki direkt mesul değiller ama ortada kalan her çocuk için, boşanan her evlilik için, ayrılık için ciddi bir travma yoksa bilimsel anlamda o zaman vebal alıyorlar. Ben bana gelenlere, boşanma için gelenlere evlilikte hep şunu söylüyorum. Bugün başladınız, size bu hakkı tanıyamam. Öyle bir nokta olmalı ki artık hani bir iğne ucu kadar tutacak bir yer kalmazsa biz evliliği bitirebiliriz. Hı hı. Yoksa bütün çabamız bitirmek için değil bir arada kalmak için. Çünkü siz hem çocuk sorumlu taşıyorsunuz hem de toplumsal anlamda bir yeterliliklerinizi ortaya çıkarmanız lazım. Yani olgunlaşmayan insanlar bu tür sonuçlar ortaya çıkarabiliyorlar. Evet, peki hocam devam edelim. Fatma Hanım Ankara'dan bizi arıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Benim hocama sorum. Ben 60 yaşındayım. Hı hı. Bir tane torunum var. Maşallah. Torunuma 5 sene anne çalıştığı için ben baktım. Ve anne ile baba ayrıldı. Torunum şimdi 7 yaşında. 2 sene oldu ayrılalı. Hı hı. 15 günde bir alıyorum çocuğu. Bu çocuğun psikolojisi hakkında yani nasıl anlarım ben bebeğinin psikolojisinin bozulup bozulmadığını onu soracağım. Bir de çocuk kaç yaşında doğruyu yanlışı ayırt edecek düzene gelebilir? Bir de çocuk ne diyeyim yani ayrılan anne baba ayrılan çocuklar yarım mı olur? Halk arasında böyle kız diyoruz ya. Kız çocuğu mu acaba? Kız çocuğu mu torununuz? Evet. Torununuz kız çocuğu mu? Erkek. Erkek çocuğu. Evet. 15 günde bir gün mü sizde kalıyor? Evet. 15 gün kalıyor. Annesinde kalıyor. Babayı görüyor galiba. Anne de kalıyor. Evet. Babayı? Günde bir alıyoruz. Evet. Babayı 15 günde bir mi görüyor? Baba benim yanımda. Baba da peki, öyle görüyor. Peki neden haftada bir değil 15 günde bir? Efendim? Neden haftada bir değil? Haftada, iki haftada bir. Öyle karar verildi. Anne mi istedi bunu, mahkeme mi istedi? Mahkeme. Babada herhangi bir problem mi var? Yani Ankara bulunduğu şehrin dışına mı gidiyor baba? İlk önce öyleydi. Ankara dışındaydı. Tamam. Şimdi burada çocuk o zaman tabii 5 yaşındaydı. Şimdi peki şimdi haftada bir görmek isteseniz anne izin verir mi bu konuda? Efendim?
Haftada bir torununuzu görmek isteseniz, gelip haftada bir gün sizde kalsa, yok, 15 günde bir değil de. Hiç öyle bir talebimiz olmadı ve anneyle baba da görüşmüyor. Tamam. Çok o yola sanıyorum girmezler. Yeterli sanıyorum. Var mıdır başka sorunuz, eklemek istediğiniz? Yok, teşekkür ederim. Peki, biz çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz size. Ne dersiniz hocam? Tam evet, da bu evlilik konularını konuştuk. Yine üzerine gelince, bir boşanma evet, sorusuyla karşılaştık. Şimdi babaannenin böyle hassasiyetin olması bizi mutlu ediyor. Çünkü ben anne babanın ayrı olduğu çocuklarla görüştüğümde babaannem hiç beni aramıyor. Ya da işte babaannem benimle hiç ilgilenmiyor, dedem ilgilenmiyor gibi ifade eden çocuklar var. Bizim burada çocukların ifadesi çok önemlidir. Tabii ki anne baba ayrı olan çocuklar normal çocuklardan daha farklıdırlar. Çok kavgalı ortamda büyüyen çocukları kastetmiyorum ama normal bir hani çok aman idealist bir ortam değil ama yine klasik bir aile ortamında büyüyen çocuklar daha sağlıklıyken anne babaları ayrı olarak büyüyen çocuklar biraz daha problemler. Çünkü bir yokluk duygusu yaşıyorlar. Dışarıda gördüğü bütünün içinde kendilerini niye bütün olduklarını bir türlü algılayamıyorlar. Yani neden acaba annem babam böyle bir nokta oldu? Bunu sorgulayamadıkları için iç dünyalarında boşluklar ortaya çıkıyor. Tabii annenin yanındayken annenin bulunduğu ev eğer anneannesiyle dedesiyle kalıyorsa yine bir aitlik duygusu değil. Yani kendilerine ait bir ev değil. Acaba işte anne nasıl bir hayat sürüyor? Acaba evlenecek mi anne? Hani çocuk nerede kalacak? Bütün bunlar akla gelen sorular. Babaanneye geldiği zaman orası bir misafir olarak geldiği için babaanne onu hoş tutmak için bazı eğitimsel kuralları ihlal edebilirler. Ya da baba haftada bir 15 günde bir geldiğinde baba çocuğu babaanneye bırakarak kendi işleri varsa meşgul olduğunda çocuk aslında babayı görmesi gerekirken babaanneyi görebilir. O yüzden de eve geldiğinde, babaanneye geldiğinde daha çok babayla da vakit geçirmesi ama bu vakiti geçirirken farz edelim okula giden bir çocuksa yine derslerini konuşmak, öyle durmadan gezdirip dolaştırmak, oyuncak alıp yemeğe götürmek değil. Yani bu eğitimsel yönünün, baba sorumluluğunun yerine getirilmesi gerekiyor. Ama onun dışında babanın okul ihtiyaçlarını gidermek, mesela maddi anlamda nafakayı vermeyen babalar ya da nafakayı çok bulan babalar veya mahkemenin bağladığı nafakayı verip onun dışında hiçbir ekstra o çocuğun ihtiyacıyla ilgilenmeyen babalar biliyorum. Yani annelerde böyle bir problem yok. O yüzden baba başka zamanda çocuğunu anne izin verdiği sürece onu görmeli, onun ihtiyaçlarını gidermeli, okula gitmeli. Anneyle de çocuğun okul sorunları varsa bunları rahatlıkla konuşabilmeli. Ben bir böyle bir yüz yüze görüşmemde mesela beyefendi gece 1.30'a kadar çocuğun bilgisayarı izlemesine ya da televizyon seyretmesine izin veriyor. Kendisi uyuyor. Çocuk haftada bir gün ya da 10 günde bir bu düzen bozuluyor bu noktada. Evet. Uyku düzeni önemli ya da izledikleri çok önemli. O sorumluluk taşıması lazım. İlk önce babaya bu iş düşüyor. Yani sadece 15 günde bir gören değil de çocuk benim babam hayatta, babamın varlığını hissediyorum. Çünkü baba dediği tek varlıktır. Karı koca ayrılıyor ama babalık kavramı değişmiyor. Yine istediği zaman onu arayabilen ve eşinin de belki hanımefendinin eğitimsel doğruları varsa işte bir telefon almak derken televizyon demek, yediği yemekler varsa o hassasiyetleri de dikkat eden bir babaanne ve baba olmaları gerekiyor. Eve geldiği zaman da babaanne hiç kendi ailesi yani yaşadığı yerle ilgili hiçbir soru sormamak, anneyle ilgili hiçbir soru sormaması gerekiyor. Eve geldiği zaman da bir babaanne torun ilişkisi ayrılmadan önce nasılsa yemeğini yedirmek, onunla ilgilenmek, varsa bir ihtiyacı onu gidermek ve orada yine kuralları ihlal etmemek şartıyla dikkat ederse sorun yok. Nasıl anlarım psikolojisini? Onu anlayamaz. Anlasa bile babaannenin bu noktada çözümsel bir noktası yoktur. Ama bir babaanne sadece seven, çocuğunun doğru olan ihtiyaçlarını karşılayan, ailenin koyduğu kuralları da ihlal etmeyen bir yapı içinde olursa sağlıklı olur. Ama burada babanın 15 günde bir görmesi yeterli değildir. Tabii 7 yaşında okul hayatı var, arkadaşlık ilişkileri var, yine anneye danışarak. Bir de anneyi eleştirmeden ya da annenin babayı eleştirmediği bir ortam olması lazım. Okula gidip okuldaki arkadaşlık ilişkileri, öğretmenleri yani mutlaka o kapı açık olmalı. Çünkü çocuk için o iletişimi koparmamaları gerekiyor. Annenin de bu konuda sanıyorum hoşgörülü olması, tabii çocuğun çok babasıyla iletişimini koparmamak noktasında bir tavır sergilemesi gerekiyor. Genellikle %90 kadınlardan bu sorunları görmüyoruz. Hatta yükü aldıkları için kadınlara rahatlıyorlardı bu noktada. Çünkü biliyorsunuz boşanan ailelerde erkekler çok rahat evlilik yapabiliyorlar ama kadınlar ömür boyu çocuklarının sorumluluğunu taşıyabiliyorlar. Doğru. Bu da tabii ki doğru bir hareket değil. Çünkü kadın boşandığı zaman evlilik hayatı bitiyor ama
yeniden evlenebilmeyi de hayatına koyması gerekiyor. Ama çocuk sorumluluğu direkt üstüne alıyor. Erkekler, bu %10'dur çocuğunu babasına göstermeyen kadınlar. Böyle bir durumda zaten mesulsünüz yani. Ne kulun, ne kul razı bundan, ne Allah razı. Buna dikkat edersek, biraz o Allah'ın kurallarının üzerine oturtursak daha vicdanlı hareket edebiliriz. Evet, bir sorusu daha vardı Fatma Hanım'ın. Çocuklar kaç yaşında doğruyu yanlışı ayırt etmeye başlar diye bir sorusu oldu. 2 yaşından itibaren başlarlar. Aslında 2 yaşından önce de anne karnından itibaren de doğru ve yanlışı ayırt etmeyi öğrenirler. Nedir doğru yanlış ayırt? Siz ayırt edeceksiniz. Çünkü siz sağlıklı besleneceksiniz. Hani hamilelik döneminde işte yedikleriniz, içtiklerinize dikkat edeceksiniz. İlk önce çocuğun sağlıklı olmasına fırsat vereceksiniz. Sonra doğduğu andan itibaren çocuğun bulunduğu ortam, izledikleri, duydukları, konuştukları, yedikleri, içtikleri o çocuğun iyi ve kötüyü ayırt etmesini sağlar. Şimdi farz edelim ki evde televizyon seyredilen bir ortam var. Çocuk neyi ayırt etsin? Zaten normalleşmiş bir durum olarak algılanıyor bu konu. Ya da işte ne bileyim evde doğru olmayan içecekler içiliyor ya da yanlış alışkanlıklar var. Şimdi çocuk neyi ayırt edecek? Ama bizim babaannenin bize sorduğu şeyler, yavrum hani bunu yapma, bu yanlıştır. Hani bunu yap doğrudur konusunda bize soru sordu aslında babaanne. Ona bu konuda ikazların olması gerekiyor. Ama çok da babaanne 15 günde bir çok da eğitimsel bir nokta verdiğinde, kuralları koyduğunda çocuk babaanneden bu gerekli ilgiyi, şeyi, eğitim almayabilir. Ama babaanne işte eve geldiği zaman televizyonu kontrol eden, çocuklara sağlıklı yediren, işte yine yavrucuğum elini yıkadın mı, işte sifonu çektin mi, pijamalarını giy yavrucuğum benim, işte duamızı okuyup yatalım gibi bu noktaları anlatabilir. Ama asıl eğitim anneye kalıyor. Burada babaannenin çok da yapabileceği bir nokta değil. Ama ta hamilelik dönemi itibaren çocuklar sizin yaşantınızın etkilerinden etkileniyor. Daha sonra da kendisi gördüğü dünya içinde doğru ve yanlışı görüyor. Sigara içen bir babanın sigara içmek yanlıştır sözünün hiçbir etkisi olmayacaktır. Evet, kesinlikle doğru rol modeller burada çok önemli. Hep konuştuğumuz bir konu zaten. Devam edelim başka bir soruyla. Mardin'den Abdullah Yıldırım hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Ayşe Hanım. Çok teşekkür ediyoruz Abdullah Bey. Buyurun. Ben Özgür Hocam'a bir soru soracaktım. Onun için rahatsız ettim sizi. Estağfurullah. Buyurun. Ben 30'lu yaşlardayım. Eşim 25 yaşlarında. Nişanlık evremiz bir iki ay kadar sürdü. Eşimin evliliğe bakışıyla benim evliliğe bakışım arasında çok ciddi farklar vardı. Ben bunu tabii evlendikten sonra öğrendim. Mesela ben 30 yaşında olduğum için evladımın olmasını istiyordum ama eşim ise ilk birkaç yıl evladımın olmasını istemiyordu. Bundan dolayı eşim, mesela şu anda iki tane çocuğumuz var. 3 yıllık evliyiz. Eşim şimdi yani çocukların yükünü, onların sorumluluklarını istese istemese de yaşama durumunda şimdi. Sosyal hayatı yok denecek kadar az. Ve biz ailelerimizden uzakta başka bir yerdeyiz. Ben eğitimciyim. Hani bu durumda onun rahatsızlığını gidermek için ne yapabilirim? Benim üzerime düşen bir şeyler var mıdır? Bu konuda bizi aydınlatırsanız çok sevinirim. Bir de Özgür Hanım'a bir soru daha soracaktım. Ben araştırdım, bir kitabını bulamadım. Acaba kitap yayınlamayı düşünüyor mu eşler arası ilişkilerle ilgili? Ya da başka bir konuda, herhangi bir konuda. Bu konuda da bize bilgi verirseniz çok sevinirim. Kolay gelsin. Peki, çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Soru da oldukça güzel aslında. Nasıl o sorumlulukları paylaşabilirim? Çoğu hanımefendinin aslında şikayet ettiği bir konuda beyefendi sorumluluk almak istiyor. Kitap konusunda da inşallah diyelim ortak çalışmalarımız olursa niyetimiz de var. Rabbim ortaya çıkarmayı da nasip etsin. Bence bu sizin sorumluluğunuz artık. İnşallah hocam. Öyle gerçekten bu kadar konuşuyoruz. Bunu kitaba daha somut izleyicilerimize de ulaştırabileceğimiz bir boyuta getirmek isterim. Rabbim nasip etsin diyelim inşallah. Niyetimize koyduk diyelim şimdiden. Ne dersiniz? Nasıl paylaşılır çocuk ve diğer sorumluluklar? Efendim ama 21 yaşında dedi galiba. 25'li yaşlarında 25 dedi. 6 yaş kadar bir fark var. İki tane de çocuk, 3 tane de çocuk olduğunu görüyoruz. 2 tane dedi hocam. 2 tane miydi? Evet. Şimdi buradaki şöyle nokta var. Beyefendi evlenirken nişanlılık döneminde konuşulan noktalarda ne olur? İşte evleneceğiz, çocuk sahibi olacağız. Böyle hep güzel hayaller konuşulur ya o noktada. Ama tabii bunların zamanları, yerleri, durumları belli olmaz. Beyefendi biraz daha kendini oturtmuş.
kararlarını vermiş, belli yeterlilikte olan bir beyefendi. Yani evet ben işte evleniyorum, baba olacağım, iş hayatım böyle olacak gibi kendi doğrularını, kendi kimliğini belirlemiş bir yapıda. Hanımefendi, tabii bebek sahibi olmak kadınların taşıyacağı bir nokta olduğu için kadının daha kendi hayatını yaşamadan, ne demek kendi hayatını yaşamadan, evlendiği zaman biraz gezelim, dolaşalım, işte biraz eşimle vakit geçireyim diye düşünüyor kızlarımız. Hı hı. Bir de şimdi bir hamilelik, bebek bakmak, kendini hazır hissetmeye olabilir. O yüzden de hanımefendi belki 30 yaşında olsaydı çok geciktirme diye belki bu konuda terkide bulunabilir. Yani artık olgunlaşmıştır, hı hı, hani hayatını yaşamıştır, birçok noktada karar verebilir diye düşünüyoruz. O sırada aslında beyefendinin eşine saygı duyması gerekirdi. Hı. Yani demesi gerekir ki tamam sen kendini ne zaman hazır hissedersen buna karar verelim demesi gerekirdi. Çünkü onu büyütecek ve kendi sorumluluklarını taşıyacak kişi anne kadın olduğu hem fiziksel, için hem duygusal anlamda, duygusal anlamda. Belki çok kalabalık bir aileden geldiği için çocukları çok istemiyor olabilir. Ya da evlilikte genç kızı çok bir şey yaşamadıysa evlilikte bunu yaşamak istiyor olabilir. Ya da yaşamış olsa bile evlilikteki hayalleri farklı olabilir. O yüzden beyefendiler, hanımefendilerin söylediği şeyleri biraz dikkate almaları gerekiyor. Tabii bugün beyefendi birazcık suçluluk hissediyor bizi ararken. Yani eşinin biraz bocaladığını ve boğulduğunu görüyor. Evet. Tabii aileler olsa... Çocuklarınızı biraz ailenin yanına bırakıp beraber bir yerlere gidebilirsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim, kadınları Allah duygusal yarattığı için tabii ki erkekler de duygusal ama erkeklerin duyguları bir kadının çocuğuna bakışındaki o duygusallık yapısı gibi değil. O yüzden de kadın işte bir yürüyüş yaparken ne bileyim bir yaprakların basarken çıkardığı sesten, bir müzik dinlemekten ya da işte gelecek bir çiçekten büyük bir mutluluk duyar. Ama erkek bu duyguları karşısına yaşatmak ister ama kendisi bunu çok da fark etmeyebilir. O yüzden de kadınlara hani bunun ne anlamı var diye ya da ne kıymeti var diye sorgulamak yerine eğer kadın bunu bir ihtiyaç olarak hissediyorsa onu doyurmaya çalışmak lazım. Tabii çok uç noktalarda değil. O yüzden de şimdi belki o hanımefendi sürekli mutsuzluğunu ifade ediyordur. Sürekli işte sen söyledin çocuk sahibi ol, bak ben bir işin üstesinden çıkamıyorum diye kadın hanımefendi içinde kızgın oluyordur. Beyefendi şunu yapabilir, eve geldiğinde direkt eşinin yükünü taşımak değil de bir baba olarak çocuklarıma ne kadar yardımcı olabilirim? Baba olarak yani normalde farz edin ki çok bilinçli bir hanımefendi olsa da çocuklarını isteyerek dünyaya getirmiş ve sorumlu taşıyan bir hanımefendi olsa bile eşi yine yapması gereken budur. Ya akşam ben çocuklarımla ne kadar oyun oynamalıyım, onlarla nasıl vakit geçirmeliyim gibi birazcık çocuklarına vakit ayırması lazım. Erkekler de bunu bilemiyorlar. 10 dakika çocukları oyaladıktan sonra geri bırakıyorlar. Halbuki oyalamak değil. Çocuğunuza bir araba sürdüğünüzde onunla beraber keyif almak. İşte çocuk mutlu olduğu için keyif almak. Yoksa kolay değildir. 30 yaşında çocuğun yaptığı şeyden keyif alması kolay değil. Beyefendilerde biraz şöyle bir tavır olmuyor mu? İşte çocukla beraber ya da eşiyle beraber gezmek değil, işte gezdirmek. İşte çocukla oynamak değil, oynatmak. İşte beraber yemek yedik değil, yemek yedirdim. Yani hani orada bir beraber hareket etme ve o faaliyet içerisinde de aslında mutlu olma, bundan zevk alma durumu değil de hep bir yaptırma böyle durumları yok mu? Söylediğiniz gibi çok fazla bu tür nokta. Hatta hocam götürüyorum, yediriyorum, gezdiriyorum, evet, hiçbir kıymetim yok. Yok. Oyaladım çocuğu ama yine hiçbir kıymeti yok. Neden? Çünkü tabii Abdullah Bey'i tenzih ediyoruz. Yok tabii tabii genel, genel olarak konuşuyoruz. Çünkü erkekler yetiştikleri dönemlerde, çocukluk döneminde, gençlik döneminde erkekler anneleri ve babaları onlardan çok fazla bir beklenti içine girmiyorlar. Böyle bir görevleri olmuyor o noktada. O yüzden de bunu bir görev gibi yapıyorlar. Tabii ki beraberken keyif alıyorlar, almamaları mümkün değil ama burada şunu bekliyor erkek de. Yani ben bunu yaptım, yani bir teşekkür et. Çünkü kadınlarda şöyle bir nokta vardır. Hiç bizi yemeğe götürmedin. Döner bana hemen sorar. Hocam bir sorun bakalım ne zaman götürmüşüm? Tarih vardır. İşte bilmem ayın kaçında götürmüşüm der. Kadına der ki 10 gün geçti üstünden ya da işte geçen ay olmuştu bu. Aslında sıradaki sorum da oydu. Hanımefendilerde de sürekli bir şikayet. Yapılanı da yapılmayanı da hep bir başa kalkma durumları da söz konusu olabiliyor. İki taraflı bir problem buradaki aslında. Buradaki yine aynı nokta var. Var olan şeylerden mutluluk duymak. Birbirimizi anlamaya çalışmak, karşıdaki kişinin isteklerini bir onun istekleri gibi değerlendirip onun için ne yapabilirim diye düşünmek yine sevgi, samimiyet, güven duygusu yatıyor altında. Yani eşinizin yüzünden mutsuz olduğunu anladığınızda kadın ve erkek olmasına gerek yok ki. Onun için her şeyi yapmanız gerekiyor. O yüzden de erkekler belki
kadınlara yaptıklarını, işte ne bileyim ayda iki kere bir şey yapıyorsa bunu teşekkürünü görüp bir dahaki sefere bir yerde konuştuğunda ya benim eşim çok fazla bizi düşünür demesini beklerken ne olacak bak bizi iki kere götürüyor ayda hiç de fazla götürmüyor gibi söylediğinde erkek de bunu bir önemsenmemek ya da yaptığı şeyin değer görmemesi gibi algıladığı için bir daha bunu yapmak istemiyor o noktada. O yüzden de kadınların da o sözlerine dikkat etmesi gerekiyor. Burada beyefendinin yapacağı nokta şu. Çocukların yaşları, konumları ne olursa olsun arada bir çocuklarına kendisi bakarak eşini komşularındaki bir sohbet ortamına ya da dışarıdaki bir yürüyüşe, bir spor merkezine gitmesine izin vermesi lazım. Yani bu hanımefendiye haftada bir gün kendine vakit ayırması lazım. Bunu beyefendi akşam işten geliyordur. Belki akşam olmaz ama cumartesi, pazar bu tür noktalar olabilir ya da evde bir sinema ortamı hazırlayarak, işte çocukları uyuttuktan sonra beraber biri birini uyutarak bir film izleme olabilir. Veya alışverişe çıkacağı zaman çocuklara ben bakayım sen rahatlıkla bu alışverişleri yap gibi eşinin bu noktalarını kolaylaştırması gerekir. Ama onun dışında şu da olabilir, belki ev temizliğine çocuk soramadık fazla ama bunlara zamanı yetmiyorsa, hanımefendi bunlardan da yoruluyorsa haftada bir bu noktada ya da 10 günde bir yardımcı almak anlamında. Mesela böyle bir konuda beyefendi ben yardım ederim hocam başkasına para vermek istemiyorum deyip ama her yaptıktan sonra da hocam ben yaptım zaten ben de çok yoruldum. Yani ben oturdum mu gibi şikayet eden bir beyefendi o zaman sürekli şikayet edince de hanımefendi yani yaptığın şeyi şikayet ediyorsan çok da anlamı yok gibi de bazı problemler de olabiliyor. Yani eve yardımcı olması, mutfağa girip bazen yemek yapmak gibi bunları yapıyordur mutlaka bize bu soruyu soran beyefendi. Doğru. Ama bunun dışında eşine sen neden mutlu olabilirsin? Haftada bir gün sana bir iki saat izin. Ama şurada da şu var. Beyefendiler şunu karıştırıyorlar. Annelik, şimdi evladınızı siz farz edin 2 yaşında bir evladınız var. Koydunuz sinemaya gittiniz. Hı-hı. Sinemanın tadı yok ki. Doğru. Çünkü çocuğunuz var evde. Bir yani öyle bir yapı var. Yani Allah böyle vermiş. Erkek hiç bunu düşünmeden yapabilir. Ama kadın böyle değil ki. O yüzden de kadın aslında oraya gittiğinde de çok huzurlu değil. Burada da huzurlu değil. O yüzden de kadına bu suçluk duygusunu hissettirmeden ben onunla ilgilenirim. Sen hiç endişe etme. Sana olan bütün ihtiyaçlarını ben gideririm gibi rahatlatıcı bir ifadeyle yaparsa ve bundan sonra beyefendi bazı şeyleri eşine önerirken onun beklentilerini de dikkate alıp o beklentileri ciddi olarak gözden geçirirse bu evlilik inşallah huzurla yürür. İnşallah diyelim hocam. Mardin'den bizi izleyen bütün izleyicilerimize de selamlarımızı gönderelim. Evet. Geçtiğimiz haftalarda kısa bir ziyarette bulunma fırsatım oldu. İlk kez gittiğim bir yer çok güzel bir yer. Çok güzel. Evet, buradan selamlar. Güneşin batışını izlesinler mükemmel. Yani mükemmel bir yer orası. Kesinlikle. Mardin'de o bile bir sosyal faaliyettir. Yani Mardin'de olup da mutsuz olmak olmaz. Kahvesi var. Kahvesini çok içsinler güzel. Tabii. Çok güzel. İnsanları da çok güzel. Kesinlikle öyle. Evet, selamlarımız iletilsin Mardin'e. İnşallah diyelim hocam. Devam edelim başka bir soruyla. Hanife Hanım'ın bize bir sorusu var. Şöyle diyor. Kızım 6 yaşında ve sol eliyle yemek yiyor. Yani solak sağ eliyle yemesi için ısrar ediyorum. Bunu yapmalı mıyım? Bu ısrarım sağ beyincik, sol beyincik gelişimini etkiler mi? Belli ki hemen bir internet araştırmaları yapılmış. Hep böyle yapıyor annelerimiz. Ne dersiniz hocam? Şimdi tam sizi sorarken ben sol elimle çayımı içiyordum. Hı hı. Ben solağım. Ve yazıda sağ ve sol iki elimde kullanıyorum. Tabii bu konuda Peygamber Efendimiz'in hani sağ kullanın ifadesini biliyorum. Hani sağ önemli, solu kullanmamak gerektiğini. Tabii iki arada bir derede uzman olarak baktığınızda dinin mutlaka bu konuda büyük dikkate aldığımız bir nokta. Bu tartışılmaz o konu. Hı hı. Ama siz artık sola alışmışsınız ve sağ becerisini kaybediyor o noktada. Bunu bir değiştirmek kızarak ya da bunu işte bir günahmış gibi bir harammış gibi değil de o noktada. Ben bazen solla bazen sağla yiyorum içiyorum bazen. Fark ettiğimde düzeltmeye çalışıyorum. Ama mesela asla makası sağla kullanamam asla. Yani solla kullanıyorum. Hani yeme içme de biraz düzeltmeye çalışmak lazım. Ona inanıyorum o noktada. Evet gerçekten beyin yapısıyla çok alakalı bir nokta. Hı hı. Ve çok zorlandığı da kekemelik çıktığını ortaya biliyorum ben. Aa, çok ilginç. Düşünce bozukluklarının ortaya çıktığını biliyorum. O zorlamalar çünkü beyin bir tarafta o tarafı kullanmaya başlıyor. Artık orası aktif olmaya başlıyor. Mesela ben birçok şeyi solla yani birçok insanın yapamayacağı noktayı sağ ile yaptığı şeyi solla yaptığım için bütün güç benim solda. Doğuştan gelen bir şey değil mi? Tabii şimdi ailede böyle bir örneğiniz yok. Beyin o tarafa daha yatkın oluyor. Hı hı. O bölgeyi daha fazla kullanıyorsunuz. İşte zaten beynin işte
Sol merkezi farklı bir alanda daha etkili, sağ merkezi daha da etkili. Bunlar bilimsel noktalar. Hı hı. Ama din eğer bunu söylüyorsa, yeme ve içme konusunda solu kullanmayın diye, o zaman belki çocuklarımıza yeme ve içme konusunda solu tercih ettirebiliriz, sağ tercih ettirebiliriz. Yani kızımıza yemek yerken hani sağ elini kullanmayı öneri olarak, hadi anneciğim bu elimizi alalım gibi söyleyebilirsiniz. Hı hı. Ama yazıda, diğer noktalarda solu kullanma konusunda devam ediyorsa zorlamayalım o konuda. Ama şöyledir yalnız, şunu da söyleyeyim. Çocuklar el kullanmayı 2,5-3 yaşlarından itibaren eline aldıklarını bilemezler. Sağı da kullanırlar, solu da kullanırlar. Yani öyle direkt bir sağ ile yazmazlar çocuklar. Biraz büyüdükleri zaman hangisine yatkınsa ona gider, ama anne baba daha o dönemde de 3-4 yaşlarında, hı hı, kalemi diğer eline almasını, kaşığı sağ eline almasını sağladığında, eğer çocuk bu konuda hiç zorlanmıyorsa ve kolay gidiyorsa zaten çocuk henüz seçememiş demektir. Hmm. Ama sola yatkın doğuştan olan çocuklarda yemek ve su içme konularında, yemek konularında yine bu dini noktayı dikkate almak şartıyla yavaş ikazlar yapalım. Ama diğer konuda zorlamayalım, hani kalemi, hı-hı, tutma konusunda, diğer konularda. Hı-hı. Ama baktınız ki hala sol devam ediyorsa zorlamaya da gerek yok. Evet, peki hocam, devam edelim. Havva Hanım hattımızda, bizi Gaziantep'ten arıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Havva Hanım, merhabalar. Merhabalar, buyurun, dinliyoruz sizi. Benim sorum, ben yaklaşık bir sene önce eşimden ayrıldım. Hı hı. Ve daha sonra 5 ay önce de erkek kardeşim vefat etti. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Ve ben şu anda uyuduğum zaman sürekli kabuslar görüyorum. Yani sürekli kabuslar ve artık şey yapıyorum. Yani kabuslar görmemek için uyumamaya çalışıyorum. Uyuduğum zaman sabah ne olacak psikolojisi var bende. Yani yarın ne olacak? Ya kim ölecek, ya şu olacak gibi sürekli mutsuzluk yaşıyorum. Yani kendimi bundan bir türlü kurtaramıyorum. Yaşınız kaç? Yaşınız? Yaşım 34. Çocuk var mı? Evet, 3 tane çocuğum var. Peki ailenizle mi kalıyorsunuz? Hayır, kendi evimde çocuklarımla yalnız yaşıyorum. Çalışıyor musunuz? Hayır, ev hanım, çocuklarıma bakıyorum sadece. Ne kadar oldu ayrılalı? Yaklaşık 15 ay oldu. Evet, kardeşinizi kaybetmek dediğiniz konuda bir ani bir ölüm mü, yoksa beklenen, evet, böyle bir hastalık? Hayır, 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 kesinlikle ani. Sizinle çok ilgilenen aniden bir kardeş miydi? Başka erkek var mı hayatınızda? Evet, başka erkek kardeşlerim de var ama kardeşimi çok aşırı seviyordum. Hı hı. Ve yani birdenbire vurularak, vurularak hayatını kaybetti, hiç kendi, anladım, iş yerinde. Anladım. Peki evet, siz inançlı bir hanımefendisiniz değil mi? Evet, ben aşırı inançlı bir, tamam, insanım. Ben, tamam, namaz kılan, tamam, Kur'an okuyan bir insanım. Tamam. Ama ben sürekli mutsuzum. Yani mutsuzluktan, tamam, kendimi hiç çıkaramıyorum yani. Ve bu da çocuklarıma yansıyor bu sefer. Sürekli mutsuz olduğum için hiçbir şekilde çocuklarımla ilgilenemiyorum. Hı-hı. Çocuklar bana bakıyor, ben onlara bakıyorum. Onlar bana bakıyor. Abi, sürekli böyle devam ediyor. Evet. Ben artık rüya görmemek. Çocuklarınız kaç yaşında Havva Hanım? Benim kızım 9 yaşında, oğlum 7 yaşında, en küçüğü de 4 yaşında. 4 yaşında, evet. Evet. Ve böyle sürekli devam ediyor. Ben yani ne yapacağımı bilmiyorum. Sizinle bir konuşayım dedim. Peki, biz çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Başınız sağ olsun. Kardeşinizin mekanı cennet olsun inşallah. Amin. Rabbim sizlere, çocuklarınıza hayırlı ömürler nasip etsin. Hemen danışalım hocamıza. İki ayrı travma aslında söz konusu Havva Hanım'da. Kolaylıklar diliyoruz, hayırlı günler diliyoruz size. Evet, buyurun hocam. Şimdi çok genç bir kardeşimiz. Yaşı genç, 3 tane evlat. Deminden beri hep anlatıyoruz işte boşanmalarda bu annenin başına kalan bir nokta. Tabii. Belki işte maddi olarak beyefendi karşılıyordur ihtiyaçlarını. Hı hı. Ama tabii burada eş olmak, yani kadın olmak, anne olmak, kardeşini kaybetti, abla olmak gibi birçok noktada boşluklar var burada. Hı hı. Evlilik sonlandı. Belki bunun bir gerekçesi vardır. Yani dersiniz ki anlaşamadım, ayrıldık dersiniz, bunu bir mantığa büründürüp, hı hı, en azından hayatınızda onu yoktan zaten çıkartmak istiyorsunuzdur, farz edelim. Çıkarttınız, var olanlarla mutlu olabilirsiniz bir 15 ay süresi kadar noktada. Hı hı. Ama kardeşinizi de kaybedince bunu bir yere oturtamıyorsunuz o noktada. İşte o ölüm kavramı
Hepimizin bir gerçeği, yani kendi ölümümüz için de gerçeği biliyoruz ama insan bu gerçekle karşılaştığında öyle beyin öyle kolay kolay evet bu bir gerçektir diye algılayamıyor. Sorgulamalar ortaya çıkıyor, onun yokluğuna bağlı kendinizi yalnız hissediyorsunuz, niye oldu diye düşünüyorsunuz, isyanlar çıkıyor. Bir yandan ben nasıl bir Müslümanım, niye isyan ediyorum diyorsunuz, kendinizi suçluyorsunuz. Yani sürekli bir iniş çıkış var, sürekli bir iniş çıkış var. Yani bir bardağa bir sıcak bir soğuk yaparsanız çatlar. Hanımefendinin duyguları böyle artık çatlamış bir noktada ve kolay bir durum değil. Yani yaşadığı şey psikolojik bir travma değil. Normal, bu tür olayları yaşayan insanların hissedebileceği normal duygular. Ama artık bunlardan kurtulması gerektiğine karar vermiş ki bizi arıyor. Yani bunun artık çocuklarına ve kendisine zarar verdiğini biliyor. Hanımefendi şöyle düşünecek. Benim hayatımda benim planımın olduğu şeyler vardır. Bir de benim planımın dışında olanlar vardır. Yani bu benim hayatımda benim planlayacağım bir nokta değil. Yani kardeşimin vefatı benim planım değil. Eşimden ayrılmak benim planım değil. O zaman benim yapmam gereken şeyler nelerdir diye düşünecek. Çocuklarınla, eğer çocuklarıyla ilgilenirse mutluluk geri gelecektir orada. Yani ben ne yapabilirim? Çocuklarıma kahvaltı hazırlayabilirim. Onların okul hayatlarıyla, dersleriyle ilgilenebilirim. Hiç gücü yoktur bu noktada. Kendini güçsüz hissediyor. Çünkü ben mutlu değilim ki diyor. Hayat bana hiçbir şey vermedi ki. Bir taraftan da ya nankörlük yapıyorum, yani isyana giriyorum diye sürekli böyle bir iniş çıkış. Bunları söylediğinde isyana girmiyor. Aslında bir noktada duygularını ifade ediyor. Yani Cenab-ı Hak niyeti biliyor. O yüzden de kalbine bu tür duygular geldiğinde kendini suçlu hissetmesin. Olabilir, insan oğlu içinden gelen duyguları isyan gibi ifade edebilir ama Allah niyeti biliyordur orada. Allah'a karşı bir sorgulama söz konusu değildir. O yüzden de ben ne yaparsam, vaktimi neye ayırırsam ve nasıl bir faydalı olursam, işe yararsam, o zaman bir değer koyarsam ortaya, o zaman mutlu olabilirim. Ne yapmam gerekiyor? Bunu sorgulayacak. Üç tane evladının yaşlarına ve konumlarına göre mutlaka onlara bir enerji işleyecek. Ama bunu yaparken de hep beyin düşünüyordur böyle. İşte o kaybettim, bunu kaybettim, bundan sonra ne olacak? Belki gelecekle de ilgili problemleri vardır. Hani üç çocuğumla bir problem olduğunda ben kiminle konuşacağım? Ya da işte bu çocukların geleceği ne olacak gibi. Halbuki Cenab-ı Hak hiç kimseyi yalnız bırakmaz. Bizim en büyük destekçimiz odur. Mutlaka karşınıza birini vesile kılar ve sizin sorunuza çözüm üretir o noktada. O yüzden de yalnızlık duygusuna şöyle diyecek. Hayır, ben yalnız değilim. Allah var, yalnız değilim. Üç tane evladım var. Yalnız değilim. Yine annem, babam, diğer kardeşlerim var. Bir sıkıntım olduğunda mutlaka çözebilecek insanlar vardır gibi. Kendine acıma duygusunu yüklemeyecek. Acıma duygusu da acizlik getirir beraberinde. Acizlik de sanki gerçekten acizmişsin gibi yaşarsın. Yani şöyle bir durum olsaydı, Fatih'in ki hanımefendi Rabbim muhafaza etsin, yatakta duruyor, çocuklarına bakacak kimse yok, kendisine bakacak kimse, o zaman aciz olurdu. Ama şimdi aciz değil. Sadece düşüncede acizlik yaşıyor. Sadece duyguya yansıtıyor bunu. Bakacak, hayır, evimdeyim. Çok şükür. Kardeşim için ne yapabilirsem, ne okumam gerekiyor, ona nasıl dua edeyim? Ya da onun hayatını, hayatta kalmasını sağlayacak güç biz değiliz ama ahirete gittikten sonra ona faydamız dokunabilir. İşte annemin, diğer kardeşlerim acılarını nasıl hafifletebilirim gibi. Kendi içine dönük yaşamayacak. Çocuklarına çok dönük yaşayacak, dışarı çıkacak, evde çok durmayacak ve sıkıntılı durumlarını, yani bu eşiyle olan nokta ve kardeş konusunu konuşmayacak. Yalnız durmadan yazsın yazsın, ondan sonra onları yaksın. Yazsın yazsın, ne geliyorsa yaksın ki gece yatağa yattığında kabus görmesin. Çünkü kabus atamadığınız düşüncelerin ve o düşüncelere bağlı, negatif düşüncelere bağlı duyguların sizi esir almasıdır. O yüzden eğer onları yazıp konuştukça, karşıdaki insan bir terapi boyutunda konuşsa, onun yerine iyi duvar koyuyorsunuz siz. Şimdi biz terapi yapıyoruz aslında hanımefendiye. Söylediklerinin altına iyi taşlar koyuyoruz. Ama evde konuştuğunuzda, sokakta konuştuğunuzda, arkadaşlarınızla konuştuğunuzda vah vah tüh 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 işte şu olacak, ne olacak haliniz gibi söylenecek bir tane söz bile size yanlış bir düşünceyi saplantı haline getirebilir. O yüzden de kendisi yazsın duygu ve düşünceleri, korkularını yazsın, kaygılarını yazsın. Allah'la konuşmak çok güzeldir. Seccadeye gelsin, desin ki Cenab-ı Hakk'a senden başka hiç kimsem yok ama etrafında birçok insan var ama asıl güç sende, onunla sohbet etsin. İşte gece ibadete kalksın, secdede Cenab-ı Hak'tan rica etsin bundan sonra bu tür sıkıntılarla karşılaşmamak adı altında. İçini boşalttığı zaman uykuları da düzene girecektir. İnşallah. Tabii rahatlatıcı çaylarımız var, onlardan içerse
işte papatya çayları vardır, melisa çayları vardır. Bunlar çok etkili oluyor. İnsanı bütün böyle relax bir hale sokuyor. Onlardan içerse, çocuklarının küçük küçük mutluluklarını ön plana çıkarırsa, mesela 4 yaşındaki çocuğu bir resim yapmış, onu ön plana çıkarırsa, diğer oğlunun ya da kızının yaptığı bir faaliyeti ön plana çıkarırsa, onların başarılarıyla daha çok böyle mutluluk duyarsa, onların sevdiği yemekleri yaparsa, yani kendini zorlayacak çocukların mutluluğu için çocuklardan gelen mutluluk bize ciddi bir anlamda enerji verir ve daha sağlıklı oluruz. Ki hep söylüyorsunuz, önceki programlarımızda da konuştuk, annenin enerjisi, annenin yüz ifadesi bile hep bu uyguladığınız bir şey. Çocuklar üzerinde çok etkili. 9, 7 ve 4 yaşında evlatlarımız efendim Allah bağışlasın. Mutlaka. Evet, yani o çocuklar açısından da çok önemli değil mi? Annenin psikolojisinin düzgün olması, söylediğiniz gibi o enerjiyi yeniden kazanmış olması önemli. Tabii şimdi bu dönemde çocuklarına bu iyi duyguları veremediğinde kendini suçlu hissetmesin. Çünkü yani hem eş desteği yok. Ama bir motivasyon olarak. Tabii tabii. Hem eş desteği yok hem de kardeşini kaybetmiş. Ama şöyle düşünmesi lazım. Ben görevlerimi yapayım, görevlerimi yaparken de çocukları mutlu edici şeyler yapayım dediği zaman zaten geri dönüşü mutluluk olacaktır inşallah. İnşallah. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yine evlilik hayatına dair, farklı psikolojik durumlara dair, çocuklara dair aslında belki de en önemli noktaları çünkü nesillerden bahsediyoruz. Farklı boyutları değindik. İnşallah sonraki programımızda yine sizin tavsiyelerinizi alacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.